Karakollar şeffaf olsun, karakolda dayak olmasın, insanlar dövülmesin diyoruz. Nedir bu karakollardaki dayak hikayesi, bir bakalım. Konuş, dükkanı sen mi soydun lan? He? Ben soymadım komiserim. Sen soymadıysan dükkanın önünde ne işin vardı? Şey, bir arkadaşımı bekliyordum. Arkadaşını mı bekliyordun? Evet, bir arkadaşımı bekliyordum. Arkadaşın gelecekti de beraber mi soyacaktınız lan? Sen ne diyorsun abinim? Ne biçim konuşuyorsun lan sen benim abimle? Fakat, ne fakati? Ne fakati? İzah edeyim efendim. Neyi izah ediyorsun lan sen? Beni yanlış anladınız. Lan ben aptal mıyım seni yanlış anlayacağım? abinim bırakın lan adamı. Bu adam suçsuz, gerçek suçluyu yakaladık ve suçunu itiraf etti. Bu adam gerçekten oradan tesadüfen geçiyormuş. Kardeş, affedersin, kusura bakma, bir yanlışlık olmuş. Canım benim, öpeyim de geçsin. Hadi, hadi evine git babam, affedersin, bir yanlışlık olmuş, pardon. Ya bu Osman nerede çocuklar? İçeride aminim çalışıyor. Vurun lan soluklandırmayın! Vur! Dur lan! Dur! Biraz da bana bırakın ulan! Ulan konuşsana seni bana sayıyla birader! Konuş! Ben izah edeyim! Neyi izah edeceğim ulan konuşsana! Ya Osman bu kadar çalışma, çok yoruyorsun kendini babam. Bir yerde bir şey olacak ya. Abi sabahtan beri adam dövüyorum, vallahi canım çıktı ha. Bu meslek çekilmez abi. Bu kadar da olmaz. Geç arkada bir sigara içtiğinden, hadi ben kaldığın yerden devam ederim. Geç abi, canım, geç. Oh. Ah canım benim ya. Nerede kalmıştın? Şeyde abi ya. İzah et ulan, izah et. Ben ne çiçeğim abi, hemşerisiyim, onu görmeye gelmiştim. Ulan şunu baştan söylesene bak, yazık dayak yiyecektin durup dururken. Hem bak düğmen de kopmuş. Hadi Cemal yanındaki odada git görüş canım, hadi bakayım. Hadi gene bekleriz. Hadi koçum benim. Karakolda dayak var, bunu bilmeyen yok. Peki dayak yalnızca karakolda mı var? Askerliğini er olarak yapanlar pekala bilirler. Dayak yemeden askerliğimi bitirdim diyen kaç tane asker sayabilirsiniz? Şşş! Lan! Ahmet! Kalk lan kalk! Çavuş şimdi gelip sana belli edecek ha! Ya bütün gece nöbet tuttum. 5 dakika daha dinleneyim be! Çavuş geliyor lan, çavuş geliyor. Allah, yandık! Bu koğuş niye hala hazır değil? Ulan siz benim terfime mani mi olacaksınız? Ne saklıyorsunuz lan orada? Ahmet'i uyandıramıyoruz da komutanım! Açılın bakayım oradan! Açıl lan! Kalk lan oradan! Namussuz! 5 dakika daha dinleneyim lan. Çavuş lan o. Boş ver lan çavuş, onun ruhu bile duymaz. Gösteririm ben sana. Kalk lan oradan namussuz. Allah, okunayım çavuş. Geçin lan şuraya. He? Bir sonra da ayağı yiyin de görün. Hergeleler, itler, kopuklar. Dayağı bazen toptan yersiniz. Tek tek ya da toptan ama mutlaka yersiniz. Karakolda dayak var, askeriyede dayak var. Hepsi bu kadar mı? Okullarda dayak yok mu? Dayak yemeden ortaokulu ya da liseyi bitirdim diyebilir misiniz? Günaydın çocuklar! Sağ ol! Oturabilirsiniz. Bugün sosyal bilgilerden yazılı olacaksınız. Kağıtlarınızı çıkarın. Hiç şüphesiz öğretmenlerimiz kutsaldır. Ama bazıları da var ki dayakçılar. Bizim sözümüz onlara. Uzatın bakayım elinizi! Cetvelciler. Kulakçılar. Demek öyle ha? Demek öyle ha? Senin yüzünden tırnağım kırıldı. Dayak dediğimiz bu ilkellik yalnızca karakolda, askerde, okulda değil, evlerde de var. Öyle sanıyoruz ki bizim kuşağımızda babasından tokat yemeyen yoktur. Şimdilerde bu her ne kadar azalmışsa da istisnalar, kaideleri ne kadar bozar dersiniz. Oğlum şunu da şunu bir toplasana. Lan oğlum topla diyorum, çıkartıyorsun lan. Kalk lan senin yapacağın derse. Biz sen adam ol diye uğraşıyoruz, senin yaptığın işe bak. Böyle itlik yapıyorsun. Kalk lan yapacağın derse de sana da kalk, Allah helal versin. İlk. Ulan ben sana pencereden dışarı bakmayacaksın demedim mi? Vallahi billahi bakmadım be ya, tövbe ederim. Ulan perdeye işaret koymuştum. Perde oynamış. Sen beni ne zannediyorsun lan? Ha? Dışarıdan geçen erkeklere bakıyorum. Ne bakıyorsunuz be? Kadının sırtından sopayı, karnından sırpayı eksik etmeyeceksin. Öyle derler hep. Atasözleri bunlar sözde. Dayak cennetten çıkmadır. Büyüklerin vurduğu yerde gül biter. Büyükler hem sever hem döver. Kızını dövmeyen ekstradan dizini döver. Bir dövmedir almış başını gidiyor. Gücü yetene. Bırakın kırsal kesimi, büyük kentlerde bile kadın sığınma evleri dolup dolup taşıyor. Dayak yalnızca bu saydığımız yerlerde mi var dersiniz? Büyük Millet Meclisi'ne ne demeli?
Efendim geçmiş olsun. Tüp filan mı patladı? Yok efendim, toplantı dağılıyor. Meclisteki olağan toplantılardan birisi bu. Müsaadenizle. Müsaadesin. İyi günler Arif Bey. İyi günler Aysel Hanım. Anlaşılan toplantı çok çekişmeli geçti. Yok efendim, bilakis sıkıcıydı. Hatta monotondu diyebiliriz. Allah'tan mevcut tam değildi de yaralı sayısı 25-30'u geçmez. İyi günler Arif Bey. İyi günler efendim. Sen benim partime nasıl laf edersin be adam? Merhaba Arifciğim. Konuşma lan! Adamın kafasını bozma lan! Pazar günü sizdeyiz değil mi Arifciğim? Bekliyorum, erken gelin, pazarın tadını çıkaralım. Efendim, bu da mı normal sizce? Efendim, bunlar arkadaşlar. Bu kadar büyütmemek lazım. Demokrasilerde olur böyle vakalar. İyi günler Arif Bey. İyi günler canım. Pazara beraberiz değil mi? Bekliyorum, bekliyorum. Efendim, biz bir de içeri baksaydık. Nesine bakacaksınız? İçeride demokratik bir toplantı yapılıyor. Herkes de içerideki toplantıyı merak eder. Ne var? Şey var. Toplantı var. İş karakollar şeffaf olmalı, karakolda dayak olmamalı demekle bitmiyor. İşi başından düzeltmek, örnek bir meclis oluşturmak gerekiyor. Dayaksız, kavgasız bir ülke istiyoruz. Her an gelişmekte olan ülkemizde çocuklarımızın ihtiyacı var böyle bir ortama. İhtiyacımız var.